Tamam. Size tüm New York'taki bana ilham veren yerleri gösterdim. Ama bugün size şehrin hareketliliğinden kaçabildiğim en sevdiğim mekanı gezdireceğim. Birazcık huzur buldum ve... Biz de projende yer almak istiyoruz. Huzur ve sessizlik buraya kadarmış. Bu benim şirin ve konuşkan kedim Eda. Ve bunlar da benim küçük kankalarım Jax ve Ceyla. Yani size etrafı gösterirken iki katı yardım alacağım. Al Jax, sen çekiyorsun. Güzel. Barbie şehirde hayatın bu bölümü benim ev turum. Çünkü ev yalnızca kalbimin olduğu yer değil ki aslında benimki tamamen burada. Ayrıca en çok kendim olabildiğim yer. İşte bu yüzden burayı size de göstermek istiyorum. tamam, tamam. Biraz fazla heyecanlanmış olabilirim. Dipnot, Barbie odasını her zaman aşırı temiz tutar. Temizlik kraliçesi. Her neyse, burası benim odam. Burası kısmen dinlenme, kısmen ders çalışma alanım. Ayrıca stüdyo alanım. Burada müzik yapıyorum. Tabii Barbie bundan çok daha iyi çalıyor. İltifatların için sana ekstra ödeme yapmak zorunda kalacağım. Para mı alacağız? Ne kadar? Yani benim odam şarkı yazmaya, enerji yüklemeye geldiğim ve tabii ki uyuduğum yer. Horlamaya yani. Horlamaya dikkat. Çekme sırası bende. Merhaba Kel amca. Selam çocuklar. Evet, burası gördüğünüz gibi bizim mutfağımız. Burası çok güzel kokuyor. Sağ ol tatlım. Babam yemek yapmaya bayılır ve bu işte gerçekten ustalaşıyor. Aa, dur bakalım, ustalaşmak mı? Ben hep ustaydım. Hadi bebeğim. Hey, şunu denesene. Marine edilmiş et, en sevdiğim. Harika olmuş baba. Marine edilmiş et benim en sevdiğim yemeklerden biri. Çünkü benim büyük büyük babam Jamaikalı ve marine edilmiş et pişirmek bizim için lezzetli bir gelenek. İkizler, babanıza mesaj atın ve yemeğin hazır olacağını söyleyin. Peki. Sen mesaj at, ben çekerim. Dur, daha çekimi bitirmedim. Aa, benim sıram. Benim. Hey Simon teyze, kameraya el salla. Burası aile yemeklerini yediğimiz yemek odamız. Pazar yemekleri bir zorunluluktur. O gün hep beraber otururuz, rahatlarız ve diğer bir yoğun haftadan önce hasret gideririz. Ah, bir de müzik çalarız. Şimdi düşünüyorum da benim müzik aşkımın başladığı yer burası olabilir. Bu doğru. Babanın plak koleksiyonu onun hakkında en çok sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Tabii, yakışıklılığım da. Evet tatlım. Bunlar çok eski. Grand Jete. Büyük sıçramanın Fransızcası. Bale dünyasında ilk büyük sıçramamı yaptığımda hareketlerimi burada, televizyonun karşısında çalışırdım. Burası bizim oturma odamız, eşittir dans odamız. Bir sürü harekette burada ustalaştım bunun gibi. Bunu çektin mi Jax? Evet. Ve işte karşınızda. Bu benim ev turum. Şehirde en çok ilham aldığım yer. Güvenle risk aldığım ve sanatımı deneyimlediğim yer. Artı ailemin bana olan desteğiyle işleri batırsam bile devam edebileceğimi biliyorum. Aa, niye bu kadar duygusalsın ki? Ceyla, şimdi bir daha çekmek zorundayız. Gördünüz mü? Hayal ettiğim mükemmel bir bitiş görüntüsü olmadı ama biliyorum ailem benim yanımda. Ceyla bile. Evimi gezdiğiniz için teşekkürler. Sonra görüşürüz. Şunu sakın unutmayın. Seviliyorsunuz. Barbie kaçar. Geliyorum. İyi tatiller. Yeni bir Barbie şehirde hayat videosuna geldiğiniz için çok mutluyum. İçeri gelmez misiniz? Harika, beni takip edin. Çünkü burada fazlaca bayram havası esmeye başladı. Sizce nasıl? Yılın bu zamanları New York'a bayılıyorum. Eşi benzeri yok. Komik olan ne? Hey, dikkat edin. Jackson, Ceyla, çok ciddiyim. Bunu konuşmuştuk. Beni çekerken sessiz olmanız gerekiyor. Beni gıdıklıyordu. Yapmıyordum. Kurabiye kokusu geldi.
Beni bekle. Babamların yemeğe gelmesine daha çok var. Ben ne diyordum? Tatil günlerinde New York şehri. Daha harika bir şey yok. Vitrinlerin görüntüsü, yağan kar ve en sevdiğim buz pateni sahaları. Bu gece gerçekten oraya gidip büyük anne Vay'ın buz patenlerini kullanmayı istiyordum. Ama büyük bir kar fırtınası geliyormuş. Bu nedenle gerçek bir piste çıkamam. O yüzden çalışmalarımı içeride yapıyorum. İşte böyle. Birileri buz pateni mi dedi? Parkelere zarar verme. Hepsi gerçek ahşap. Merak etme baba. Patenler ayağımda değil. Aferin kızıma. Neyse. Gerçekten paten kaydığımı hayal ediyorum. Tabii ki aşırı havalı yerlerde. Norveç'te bir sahada süzüldüğümü... ya da Kanada'daki Ben Fluiz Gölü'nde dans ettiğimi veya Pekin'deki Şiçiçay Gölü'nde dönüşler yaptığımı. Buz patenini hayal etmesi bile yorucu. Piste zaman geçirmenin yanında ailemle zaman geçirmek tatillerin en iyi yanı. Yılın bu zamanını bayrama çevirmek için herkesin belli sorumlulukları vardır. Annem genellikle ağaç kraliçesidir ama bu gece uçuyor olacak. Eğer kara yakalanırsa bütün eğlenceyi kaçırabileceğinden endişelenmeye başlıyorum. Ama kendisi göklerdeki en iyi pilot olmakla meşgulken onun süsleme görevlerini ben üstleniyorum. Sanırım bu iş oldu. Ya da olmadı. Eda. Doğal olarak babam pişirme işlerinde. Çünkü kendisi ailenin gerçek şefi. Buranın ne kadar güzel koktuğuna inanamazsınız. Umarım annem biz hediyelerimizi açmadan kurabiye yiyebilmek için zamanında gelebilir. Bunu çok sever. Ona birkaç tane ayırsak iyi olur. Ne olur ne olmaz. Kurabiyelere dikkat. Barbie, gel de bir tatil filmi seçmeme yardım et. Büyük anne Vay ne zaman tatil için şehre gelse film seçme görevi onun olur. Fakat asla seçemez. Ne yapayım? Çok seçenek var. Tatil gelenekleri gibisi yok. Canlarım, ben geldim. Bu gece rüzgarlar bize çalıştı ve kar fırtınasını aşmayı başardık. Anne, yetiştin. Tam da zamanında. İşte Jax ve Ceyla, hepsini yemeden sana birkaç kurabiye ayırabildim. Pekala. Herkes daha neyi bekliyor? Hadi şu film maratonuna başlayalım. Tatili bizimle geçirdiğiniz için teşekkürler. Ayrıca dijital günlüğümü takip ettiğiniz için de. Bu iş basit bir ders projesi olarak başlamıştı ama sonradan çok özel bir şeye dönüştü. Dünyanın en iyi şehrini sizinle paylaşmaya bayıldım. Evim diyebileceğim tek yer. Benim ağacıma ne oldu böyle? Eyvah! Ona yardım etmeliyim. İyi tatiller herkese ve şunu sakın unutmayın. Seviliyorsunuz. Barbika! Amca! Babacığım! Robert ailesi ve dostları kaçar.